Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT Geometri kampının 20. hafta videolarına başlıyoruz. Ne yapıyoruz bu hafta? Çember ve daire konusunda ÖSYM'nin sınavda sormuş olduğu son 10 yıl içerisinde ya da 12 yıl içerisinde ÖSYM'nin sormuş olduğu soruların benzerlerini çözeceğiz. Evet bu dersimizde kitabımızda testlerin çözümünü yapacağız. Sayfa numarasına 185 ve 186'yı çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde bir yarım çember verilmiş. Sonra ABCD kare olarak verilmiş. Şu karenin eşitlerini şöyle bir göstereyim istersen. Sonra şurası da EFK. Şurası da bir dikdörtgen vermiş. 90'lıkları da şöyle bir yapıştırayım istersen. E hocam burası 90 dereceyse burası da 90 yapar. Dik, burada da 90 90 90'dan dolayı burası da 90 yapar. Yani burası da bir dikdörtgen oldu. Hatta burası da bir dikdörtgen oldu mu? Oldu. E, şimdi ne demiş? Alan ABCD. E, şuraya bir A diyecek olursam. A kare neye eşit işte verilmiş? E, F, K, A'ya. E, F, K, A. Hiçbir şey verilmemiş burada. Ne yapacağız? Vallahi şurada bir şey var aslında. Bir yarım çemberde. Hani daha öncesinde hatırlatmıştım şöyle. Bir yarım çemberde. Hop şöyle. Çapa dik çizilmişse çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturun demiştim hatırlarsanız. ÖSYM bunu kullanmayı sever demiştim. Çünkü niye? Çapı gören çevre açı yapınca dikten dik çizilmiş oluyor. Öklit bağıntısı karşımıza çıkıyor. E o zaman burada böyle bir şey varsa hop şunu şöyle oluşturacak olursam. Çapı gören çevre açı 90 dereceden. Hocam dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı var. H kare p mı yapacağım? Hayır. Bu verimse buna ait öklit bağıntısı yapacağım. Yani şu çarpı tamamını uygulamak zorundayım burada. E o zaman ben buraya x. Şuraya da y diyecek olursam. Bak tamamına. Şuraya kadar kısma y diyecek olursam. O zaman a kare neye eşittir? x çarpı x artı y'ye x çarpı x artı y'ye eşittir. E sonra şurada şu alan hikayesini de kullanayım ben. Alan ABC'de EFK alan ABCD nedir? A kare. E A kare buna eşitmiş. Aynı zamanda alan EFKA'ya eşitmiş. EFKA. Ya yani bu dikdörtgenin alanında. Şuraya n diyecek olursam A kare aynı zamanda n çarpı x artı y'ye eşittir. x artı y'ye eşittir. Evet. x artı y'ler gidince x ile n birbirine eşit oldu. Yani n yerine x yazacağız. Şimdi çevre NFKM vermiş bana. Şurası x'ken burası da x değil mi? Evet. Şunun çevresi verilmiş bana. O da x'ken burası da x, y'ken burası da y yapmaz mı? Yapar. Yani 2x artı 2y'yi kaç vermiş? 20 vermiş bize. x artı y de buradan kaç çıkar? 10 çıkar. E ee, bizden ne isteniyor? Yarım çemberin çapı. Şimdi çapına bakayım. Yarım çemberin çapı şurası değil mi? Aa hocam x artı y. Çap x artı y yani ne çıkar o zaman? 10 çıkar. Yani birinci soru C.A. ne oldu? Ya hocam ilk sorudan da bu kadar sert sormasaydınız ben ne yapayım kardeşim? ÖSYM'nin 10 yıl 12 yıl önceki sorduğu sorunun benzerini yazdım ben. Sırasıyla gidiyorum böyle. Önceden ÖSYM çember konusunda gerçekten çok sert sorular soruyordu. Şimdi 2018'den sonra biraz yumuşattı ama serta doğru da gidebilir. Çünkü ÖSYM kendini tekrar etmeyi çok seviyor. Özellikle ve özellikle ben biraz daha böyle farklılaştırdım soruyor. Aynısı değil tabii ki. Hani bu tür soruların yeni nesil varyansında karşımıza çıkabilir. O yüzden bu sorulara böyle alışkın olun. Özellikle bak şuna dikkat et tamam mı? Evet örnek 1. Ne çıktı? C an çıktı geldik örnek 2'ye. Bir katlama var katlamadan korkmuyoruz. Çemberde de katlama olsa hop eski halini açıyor muyuz açıyoruz. Mesela bu, bu klasik bir soruydu. Klasik kolay bir soruydu. Ben ne yaptım? Katlama katarak işi biraz yeni nesle çevirdim. Yarı çapı 12 santimetre olan çeyrek daire biçimindeki şekil birdeki kartonun B köşesi O köşesine gelecek şekilde katlanıyor. Katlamayı açtık. Üstte bilen kenarlar eşit. Hocam yaylar da eşit olacak. Tamam. Yayların eşitliği pek işimize yaramayacak galiba. Aynı zamanda açtığın zaman bu açılarda birbirine eşit ya. Hocam burası da 90 burası da 90. Doğrusal olduğu için aynı doğrusunda gittiği için. Buna göre son durumda oluşan şeklin görünen yüzünün alanı. Yani şu şeklin alanı isteniyor arkadaşlar bizden. E biz ne yapıyorduk? biz daire alanını iyi biliyoruz. Ya daire dilimin alanını biliyoruz ya da daire diliminin alanını biliyoruz. Ya dairenin alanını ya da daire dilimin alanını biliyoruz. Daire dilimi oluşturmalıyız. Merkezden hop bir yarıçap çizelim. E o zaman şu dilimin alanını ayrı bu üçgenin alanını ayrı bulacağım. Burada ne yaptık? yarıçap çizdik. Hocam şuraya bir 12 ya. Burası kaç yapıyor? 6 6. Yarıçap çap de buraya da 12 diyelim. E dilim isteniliyor ya. Dilimde de açı lazım ya. Açı lazım dediğinizde özel üçgeni görürsünüz zaten. Bak 90'ın karşısı 12 hangi açının karşısı alttır? 30'un hocam. E olay bitti o zaman. Burası 60 burası da 30 yaptı. O zaman dilimin alanı. Bak şu dilimin alanı 12 yarıçap ve 30'luk dilim. Pi r kare 30 bölü 360 artı üçgenin alanı. 30 karşı 6 60 karşı 6 kök 3 yapar. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2 olacak o zaman burası da. E o zaman burası. Şunun da şu sadeleşince 12. 12'lerden bir tanesi gitti. 12 pi artı neye eşit oluyor o zaman? 36 bölü 2'den 18 kök 3'e eşit oluyor. Yani 18 kök 3 artı 12 pi de yazılabilir. Tabi toplamada değişme özelliğinde. İkinci soru. Böylelikle balık esir çıktı. Geldik 3'e. Evet 3 kolay. Merkez varsa teğet varsa çek dik değil mi arkadaşım? Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. Şu teğet bu teğet bunlar birbirine eşit 12. Hatta 12 20 ne üçgeni 12 16 20 üçgeninden 16 yaptı burası. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? Farklı yollarla yapabilirsiniz tabii ki. Hocam şu teğet teğet ya merkezden geçince açı ortaya oluyor deyip de şu açı ortaydan yapabilirsiniz soruyu. Kollar oranı tavanlar oranı diyebilirsiniz. Ya da bunu çizmeden zaten tamamı 16 ya buraya 16 eksi r'ye kaldı. Direkt pisagor bağıntısından r'yi de bulabilirsin. Hocam burada 16 eksi r'nin karesi r'nin karesi artı 8'in karesi deyip pisagordan yapacağımıza Büyük ihtimalle 6, 8, 13 gelir. R yerine 6 koyarsam 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yarım dairenin çevresi nedir diye soruluyor. Şimdi yarı çapı kaç bulduk? 6. Yarım dairenin çevresi isteniyor. Hop şurası mı? Hocam 2 pi r bölü 2 değil mi? Ama bu yarım dairenin yay uzunluğunu veriyor. Yarım dairenin çevresi dediğimizde bir de 2 tane r'yi eklemeyecek miyiz? Yani artı 12 mi yapıyor? R'yi r 6 bulduk ya 6 burada 6 burada. Yarım dairenin çevresi soruluyor bize. Yani 2 r'yi de ekleyeceğiz. Yani şunlar gidince 6 pi artı 12 şeklinde mi buluyoruz cevabı? Evet. Yoksa sen sadece ve sadece 6 pi şeklinde mi buldun? Yay uzunluğu istenmiyor. Yarım dairenin çevresi isteniyor arkadaşlar. Bizden dikkat edin. Üçüncü soru. Akçay. Dö geldik dördüncü soruya. O merkezli yarım çember üzerindeki bir C noktası A'dan B'ye doğru hareket ettirilerek ABC üçgenler oluşturuluyor. Boyalı bölgenin alanı en az 18 eksi 18 pi eksi 36. Hocam şu boyalı bölgenin alanını bulmak istiyorsak. Bak yorum. Ne yapacağız? Ya tüm alandan tüm alandan yani yarım dairenin alanından beyaz alanı çıkartacağız. Değil mi arkadaşlar? O zaman ben tüm alan sabit bir sabit yarım daire. Şimdi buradaki üçgenlerimiz oynuyor değil mi? C noktasını oynattığımız zaman. Hocam C noktasını oynattığımız zaman üçgenler oynuyor. Yani o zaman alan neresi yapıyor? Taralı alan şu ve şurası yapıyor. Sanki daha da büyüyor. Ee, ya da şöyle yapabilirim. Hocam şuraya doğru da çekebilirim bunu. Üzerinde oynak bir nokta ya. Böyle çektiğim zaman da alan bir şurada kalan bir de burada kalan yapıyor. İşte ne zaman seçeceğim bunu? Neredeyken bunu seçeceğim? İşte bunun yorumu güzel arkadaşım burada. Dikkat et şimdi. Arkadaş tüm alan eksi beyaz alanı bulacağım ya ben. Şimdi tar neresi? Boyalı bölgenin alanı en az. Boyalı bölgenin alanını bulmak için en az bulmak için beyaz bölgenin alanını en büyük seçmem lazım değil mi arkadaşlar? Değil mi? O zaman bir üçgenin alanı en büyük ne zaman olur? Bak bu bir dik üçgen hatta burası 90 derece değil mi? Evet. Şuraya A ve B diyecek olursam A çarpı B'nin en büyük değeri ne zaman olur? Birbirine en uzakken mi? En yakınken mi? Tabii ki en yakınken. Yani bunlar birbirine eşit olduğunda arkadaşlar A ile B birbirine en yakın seçilirse eğer ben tüm alandan beyaz alanı en büyük alanı çıkartırım. O zaman taralı alanı en küçük şeklinde bulur muyum? bulurum. İşte bu yorum gücü güzel. Bak bunu da yeniden siz bir soruya çevirmişim. Dikkat et buna. Çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. O zaman ben bunları x kenar seçeceğim arkadaşım. Şimdi o zaman x kenar seçersem. E, burası r, burası r Zaten çemberin yarıçapı çapı isteniliyor bizden. Bu, burası ne yaptı? 2 r yaptı. İkiz kenar dik üçgen olarak seçtik ya. Bu alanın en büyük olabilmesi için. O zaman burası da 2 r'nin kök 2'ye bölünmüş hali. Bunlar da kök 2 r'ye kök 2 mi yapar? Evet. Şimdi yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 eksi üçgenin alanı kök 2 r çarpı kök 2 r bölü 2 eşit. Şunlar şunlar sadeleşti. Yani pi r kare bölü 2 eksi r kare eşittir. 18 pi eksi 36. E o zaman burada arkadaşlar belli. Yani r kare parantezine alınca pi bölü 2 eksi 1 eşittir. 18 pi. Burada da şey parantezine alalım isterseniz. Ee, ne parantezine alalım? Hatta burada şey de yapabiliriz ama 18 parantezini alırsak 18 parantezini alırsak pi eksi 2 mi kaldı burada? Evet. Hatta bir daha 1 bölü 2 parantezini alınca şöyle gidiyor. Bak bu bunun yarısı değil mi? Pi bölü 2 eksi 1 pi eksi 2. Şu şu sadeleşiyor 2 yapıyor. R kare de buradan 36 mi yapıyor? Evet. Aslında burada da 1 bölü 2 parantezini alabiliriz aslında. Değil mi? Şurada da bir daha 1 bölü 2 parantezine mi? Yok. Bunu 2 ile çarpabiliriz aslında. Şunu 2 ile çarptığımız zaman karşı tarafı da 2 ile çarpacağız. Bunu 2 ile çarpınca pi eksi 1 oluyor. Bunu 2 ile çarpınca o zaman 36 pi eksi 2 oluyor. Bu bu gidiyor. O zaman burada ne kaldı? Ee, bunu bunu bölünce r kare 36 yaptı. R kare 36 ise r de kaç yapıyor o zaman? 6 yapıyor. Dediğim gibi iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Bunu 2 ile çarpabilirsin. O zaman burayı da 2 ile çarpacaksın. O zaman bunlar sadeleşiyor. R kare 36 eşit oluyor. Yine r de buradan 6 çıkıyor. Bizden zaten çemberin yarıçapı isteniyor. Dolayısıyla cevap E diremit çıktı arkadaşlar dördüncü soruda. Geldik 5'e. 5 Beş de bir yorum sorusu gibi. Şimdi ne demiş? Böyle bir üçgen verilmiş. Hocam şu noktalardan bir ne geçiriyorum? Çember geçiriyorum. E hocam şuradaki dörtgene bakacak olursak aslında hocam buradaki dörtgende şu açılar toplamı 180 ya. E kirişler dörtgeni. kirşler dörtgen olduğu için buradaki iki buradaki dörtgenin köşelerinden çember geçmek zorunda. Yani bu çemberin devamı kesinlikle ama kesinlikle B'den geçmek zorunda. Karşılıklı açılar toplamı 180 derece olduğundan dolayı. Tamam şunu bulduk. Şimdi ABC dar açılı bir üçgendir diyor. Hmm. Önce tamam çemberin B noktasına geçtiğini bulduk. Eyvallah. ABC dar açılı bir üçgendir. Evet yüksekler nerede kesmiş arkadaşlar? Üçgenin içinde kesmiş. Yüksekler eğer üçgenin içinde kesmişse yani şöyle iki tane üçgende yükseklik burası yükseklik burası bu yükseklerin kesim noktası burası yaptığı yükseklerin kesim noktası içindeyse ne oluyordu? Dar açılı bir üçgendi. Yani birincisi doğru. Yani sadece çemberi için içine katmamış. Üçgen bilgisini de katmış. Bak öncülde onu da sormuş. Üçgen bilgini de ölçüyor. Dar açılı bir üçgendir. Ee, dik açılı üçgende ne oluyordu? Üçgenin üzerindeyse geniş açılı üçgende de diklik üçgenin dışındaydı değil mi arkadaşım? Tamam. Hatırla diye onu da söyledim tabii ki. Devam edelim şimdi. D, E ve F noktalarından geçen çemberin merkezi ABC üçgenin AC kenarına ait yükseklik üzerindedir. Arkadaşlar şimdi ne dedik? Burası yükseklik burası da yükseklik burası diklik merkezi yaptı mı yaptı? E diklik merkezi yaptıysa buradan geçen dik olmak zorunda değil mi? Kesinlikle ama kesinlikle. Hocam burada şunu gören çevre açı 90 derece. O zaman bu çap olmak zorunda. Gerçekten de şu çemberden şu üç noktadan geçen çember merkezi B'den çizilen yani AC kenarına ait yükseklik üzerinde değil midir? Evet. Yani ikincisi de doğrudur. Kesinlikle. Bak Üçgenle çember çok güzel bir şekilde karıştıran bir soru olmuş. Bir de demiş ki AB eşittir BC ise AB ile BC birbirine eşitse E hocam şu ikiz kenarsa e ben burada merkezin burada olduğunu buldum ya. Hocam bu da çizilen yükseklik X kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu ya bu ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. ED ile EF birbirine eşitliyormuş. ED ile EF. Doğru. Bu açı ortayı bulduk açı ortayda da kollara çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. Yani bu da doğru. Yani her üçü de doğru olmuş oldu. Cevap Edremit oldu. Ya ÖSYM gerçekten bu şekilde kazanımların böyle 3-4 farklı kazanımı birinden aynı anda sorabiliyor sorunun içerisinde. Ve bu da gerçekten çok hoş bir soru. Beşinci soru. Edremit. Geldik 6'ya. Aşağıdaki eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgeni ve bu üçgenin işleyen çemberi verilmiştir. Çember ile üçgenin teğet noktaları DF üçgenini oluşturmuş. Teğet noktaları bunlarmış. Şimdi eşkenar üçgende iç teğet çemberin merkezi. Art, şey, bunu bilin arkadaşlar. Daha öncesinde de söyledik. İç teğet çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi, ağırlık merkezi. Hepsi aynı nokta değil miydi? Evet. Burası iç teğet çemberin merkezi. Aynı zamanda nedir? Yükseklerin kesim noktasıdır. Kenar ortayların kesim noktasıdır arkadaşım. Tamam mı? E o zaman yükseklerin kesim noktasıysa bu merkez teğet çektik olayından dolayı. E hocam buradan buraya çizilen merkezden buraya çizilen dik aynı zamanda ne olmak zorunda? Yükseklik olmak zorunda. Yani buradan çizdiğim yükseklik buradan geçmek zorunda. Eyvallah. Hop çizdik. Hocam aynı şekilde buradan çizilen yükseklik de burası olmak zorunda. Hocam buradan geçen yükseklik de buradan geçmek zorunda. Tam merkezden geçmek zorunda. Tamam bunu bulduk. ABC eşkenar üçgenin çevresi 36. Bu yüksekliklerin kesim noktası ya da ağırlık merkezi olduğunu biliyoruz ya şimdi. E, çevresi de 36 ise 36'yı 3'e böl 12. Hop Burası 12. O, yükseklik burası da 12 tabii ki. Tabanı keş parçaya bölecek. 6 6. E hocam bu yükseklik olduğu için 30 30 olduğundan e, 30 60 90 üçgen çıktı. 60'ı karşı 6 ise 30'u karşı 6 bölü köküçten 2 köküç olur. Heh şu çemberin yarı çapını 2 köküç olarak bulduk arkadaşlar. Sonra bu da 30 90 60 üçgeni. E hocam 2 köküç 2 köküç o zaman köküç katından dolayı burası da 6 mı yapar? Ya da şurada bir eşkenar üçgen çıkıyor deyip burayı da 6 bulabilirdin. Şimdi bizden boyalı alan isteniyor. Dairenin alanından yarı çapı 2 kök 3. Pi 2 kök 3'ün karesinden neyi çıkartacağım? Şuradaki eşkenar üçgeni çıkartacağım. Çünkü açılara dal bak. 120 ya. 30 30 yapıyor burası. Aynı şekilde burası da 30 30 yapar. Aynı şekilde burası da 30 30 yapar. Yani şu bir eşkenar üçgen oldu mu oldu? Bir kenarı da 6. A kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Yani burası 12 pi eksi 36 bölü 4'ten 9 kök 3 yapar. Evet cevabımız 6. soruda Akçay mı yaptı? 12 pi 9 kök 3. Evet. Cevap Akçay. Geldik. 7. soruya. Ne vermiş? Şimdi burada cevabı da işaretlemişiz. <laughs> Yanlışla. Diğerlerinde yok değil mi öyle bir şey? Evet. Neyse. 7. soru. Arkadaşlar cevap Denizli'ymiş. Bakalım gerçekten öyle mi? Ee, burada merkez T çektikten dolayı 90 derece mi? Evet. Yarı çapla alakası yerde bir var. En güzel çizim yarı çap. O zaman yarı çap çizelim. Al sana yarıçap Ama yarıçap çap çizmeyle kalmasın. Yarı çap çift çizgi değil mi? Hocam bu da yarı çizgi çift çizgi. Aa ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. 60-60-60. Sonra başka bir şey var mı burada? Var tabii ki. Şurada da bir dörtgen çıktı karşımıza. Bu dörtgen iç açıları toplamından şurayı da bulabilirim. E hocam şurası 120 derece. E ben buraya da bir A diyeyim. A artı 90-50 ve 120. 90-50 ve 120'nin toplamı 360 yapmalı. İkisinin toplamı 170. 260. A'yı da kaç buluruz o zaman? 100 buluruz. 360 eksi 260'dan. A 100 ser. O zaman x açısı neye eşit oldu? 100 artı 60'dan 160'a eşit oldu. Yani 7. soru böylelikle gerçekten denizli çıktı. Geldik 8'e. Evet. ne dikdörtgenin alanı 4N olarak verilmiş. AB uzunluğu da 6 olarak verilmiş. AB 6 ise yarıçap uzunluğun kaç kardeşim? 3 mü? 3. KLM'ye de dikdörtgen vermiş. Şu 90'lar dereceleri yazalım. E yarı çap uzunluğu kaç? 3. Hocam bu yarı çap uzunluğu 3. E şimdi ben bu tara alanı nasıl bulacağım hocam? Dilimin alanından neyi çıkartacağım? Üçgenin alanını çıkartacağım. Tamam. Dilimin alanından üçgenin alanını çıkartırız. Pi eksen. Bir de dikdörtgenin alanını da 4n vermiş arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı 4n. Hocam dikdörtgenin alanı 4n bunu kullanmak zorundayım ve şu bölgenin alanı pi eksi n'se. Hmm. Şimdi onu kullanayım. Dikdörtgenin alanı kullanayım. Burada merkez var. Kiriş var. Hocam çek dik yapsam. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam hatta 90 90 90'dan dolayı burası da 90 oldu. Bu bir dikdörtgen oldu. Bu da bir dikdörtgen. Aynı dikdörtgen. Tüm alanın 4 n'se hocam burası 2 n alanına sahiptir. Bu dikdörtgenin alanında iki 2 n alanına sahip değil midir? Evet. Çizgideki iki en çizgideki 2 en. hatta bu dikdörtgen köşegen çizildiği için buradaki kalan n burada kalan da n değil midir? Kesinlikle. E ee, hocam pi eksen verilmiş şu bölgenin alanında. Burası da pi eksen ise şu ikisini topla bakalım kaç yapıyor? Pi eksi n artı n. Aa hocam şu halkanın alanı pi eksi n artı n. Yani pi yaptı. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Pi yarı çap 3 ya. Pi r kare açı bölü 360 eşitliği midir? Evet açı bölü 360 eşittir. Hocam şunlar şunlar gitti. Burada pi kaldı sadece. Piler de sadeleşince o zaman. Yani şu sadeleştirmeden şunu göstereyim istersen. Pi eşittir pi çarpı e, 9x bölü 360 yaptı ya. Hocam şunlar şunlar gitti. Bunlar bunlar gitti. 40 yaptı. 40'ı da öbür tarafa atınca x eşittir 40 oldu? Evet. Cevap C an oldu. 8. soruda Geldik 9'a. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir çizim yapılıyor. Evet. Hadi bakalım çizimimizi yapalım. Yarı çapı 6 birim olan bir çember çizerek çemberin merkezinden geçen bir şey çiziniz. Şimdi çemberi çizeyim bakayım ben. Çemberi nasıl böyle kısa yolu vardı bunun ya? Unuttum. Neyse, çirkin bir şekilde artık bir çember çizeyim. Evet, bir çember çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir çember çiziyorum. A, gayet de düzgün çizdim. Evet, yarıçapı 6 birim alan bir çember çizerek çemberin merkezinden geçen bir D doğrusu çiziniz. Tamam, merkezinden geçen bir D doğrusu da çizelim bakalım. Merkezinden geçen D doğrusu da şu olsun. Rastgele çizdik. D doğrusu da bu. D doğrusuna paralel olan ve D doğrusuna uzaklığı 4 birim olan K doğrusu çiziniz. Evet D doğrusuna paralel ve D doğrusuna uzaklığı. Uzaklığı dediği şurası değil midir arkadaşlar? Evet dik uzaklığı 4 birim olan bir K doğrusu çiziniz diyor. Çizdik. Şimdi K doğrusunun çemberi kestiği noktalar A ve B olsun. Şurası A noktası burası da B noktası olsun diyor. A ve A merkezli AB yarıçaplı çemberi çiziniz. Oo. A merkezli AB yarıçaplı yarıçapı da şu olan çemberi çiziniz diyor. Hadi bakalım çemberi çizeceğiz. Hop şöyle bir çember mi yapıyor arkadaşlar bu da? Evet. Sonra A merkezli AB yarıçaplı çember çiziniz. Bu çemberin D doğrusunu kestiği noktalar C ve D olsun. Hocam burası C, şurası da D olsun diyor bize. Tamam. Şunu da şöyle getirelim. Şurası da D olsun hatta şunun da devamını getirelim. Şu merkezli. O zaman buradaki yarıçap, Hocam şuradaki de yarıçap yapıyor. Tamam. Bizden ne isteniyor? C ve D noktalarını da belirledik mi? Belirledik. C ile D noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Evet. Siyah çemberin yarı çapı. Şimdi neydi arkadaşlar siyah çemberin yarı çapı. Hocam siyah çemberin yarı çapı 6 En etkili silahımız yarıçap çap çizmekti. Al sana yarıçap. Yarıçapı Yarı çapı çizdin. 6. 36'dan 16 çıktı. Pisagor'dan burayı bulur muyuz? Buluruz. 36'dan 16 çıktı. 20. Kök 20 dediğimiz nedir? 2 kök 5. Hocam bu 2 kök 5 çıktı. Hatta merkezden kirişe dik çizmiş olduk ya şu uzunluğun 4 olduğunu biliyorduk biz. Hocam merkezden kirişe dik çizdiğin zaman bu ikiş parçaya böler. Bu da 2 kök 5 mi yaptı? Evet. Şimdi A merkezli AB yarıçaplı. Yani A merkezli yarıçap kaç şimdi? 4 kök 5. Hocam burası da 4 kök 5. Şimdi benden ne isteniyor? C ile D noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. Hocam bu isteniyor. E tamam. Şu kırmızı çemberde kiriş uzunluğu isteniyor. Arkadaş merkez var, kiriş var. Çek dik yapsak. Ve kirişi iki eş parçaya bölmez mi bu? Böler. Tamam. İki eş parçaya böldü burada. Ve ben bu uzunluğu biliyorum. İki paralel doğru arasında. Çünkü ne demişti? E, ee, D uzaklığı 4 birim olan bir doğru. Şu paralel doğrudur. Her yerde 4 birim olması lazım. Dörtgen hala burası 4 mü? 4. Ben yarıçapın ne olduğunu biliyorum. 4 kök 5 olduğunu biliyorum. Büyük kırmızıdaki yarıçapın En etkili silahım neydi? yarıçap çizmekti. E, al sana yarıçap çap. 4 kök 5. Hocam Pisagor bağıntısından bulurum şurayı. 1 2 kök 5 üçgen değil mi? Küçük olanın kök 5 katı. O zaman burası kaç yapar? 8. Hocam burası da 8 yapar. E toplamda burası 8, burası 8 ise şu uzunluk kaç yaptı o zaman? 16 yaptı. Vay anasını sayın seyirciler. Gerçekten güzel bir soru. Zor bir soru mu? Değil. Yine anahtar kelimeleri yapıyoruz. Bak bu soruya dikkat et. ÖSYM daha öncesinde sormuş bunu. Yine senin karşısına bunu soru olarak çıkarabilir. Böyle sözel olarak da çıkarabilir. Daha farklı bir şekilde çıkarabilir. İlk siyah çemberi çizebilir. Hani siyah olan şekli siyah doğruları çizer, siyah çemberi çizer. Diğer çemberi senin çizmeni isteyebilir. Yani yarısını çizip yarısını çizmeyebilir. Ya da hepsini dediği gibi bu şekilde sözel bir şekilde de sorabilir. Mükemmel bir soru. ÖSYM kendini çok tekrar ediyor. Bak bunu demedi değil mi? Bu soru gerçekten hoş bir soru ve yine sınavda karşısına çıkabilecek türde bir soru. O yüzden dikkat. Tamam Evet 9. soru Balıkesir çıktı geldik 10. soruya. Gençler bu soru da yine aynı şekilde çok güzel bir soru. Ee, hatta sınavda daha kolay sorulmuştu. Thales teoremi, Thales teoremi. Çemberde Thales ile alakalı yalnız tamam mı? Ee, ben ne yaptım? Onu Thales teoremi değil de farklı versiyonunu sordum. Bir tık daha zorunu sordum. Thales teoremi olan kısmı daha kolay gelmişti. Karşımıza e, çemberde teğet çizme tekniği ile ilgili bir tane bir Thales teoremi var. Şöyle bir bakın tavsiye ederim onu da. Çünkü sınavda çıktı. Ben daha farklısını koydum buraya. Bakalım soru ne diyor? Gerçekten bu da çok güzel bir soru. O merkezi çember üzerindeki bir T noktasından teğet çizme yöntemi aşağıda verilmiştir. Çember üzerinden rastgele bir A noktası seçin. Hadi seçelim rastgele bir A noktası. Mesela ben şurayı seçtim A noktası olarak. Sonra A merkezli AT yarı çaplı çember çizilir. A merkezli AT yarı çaplı çember çizeceğim. Evet AT yarı çaplı çemberi çizelim bakalım. Hop hocam şöyle bir çember. O'dan geçtiğini bilmiyorum. Rastgele çiziyorum. Şöyle bir çember. Çizdik mi çizdik. E bunu çizdikten sonra ne diyor? İki çemberin kesim noktalarından biri T'dir. Diğeri de B olsun. Evet gerçekten şu çember ile kırmızı çemberin kesim noktalarından biri T. Diğeri de ne olsun diyor? B olsun diyor. T merkezli BT yarıçaplı. Bu sefer de diyor T merkezli BT yarıçaplı diyor. Bak 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 bak. Şu BT yarıçaplı çemberi çiziniz diyor. T merkezli BT yarıçaplı çember çizir. Hadi çizelim. T merkezli BT yarıçaplı çemberi şöyle çizecek olursak arkadaşlar. Hop. Çemberimiz böyle mi yapacak? Daha düzgün çizsek daha güzel olacak sanki. Hocam çemberimiz işte tam olarak şöyle yapacak. yapsın bakalım. T ve A merkezli çemberlerin kesim noktalarından biri. T merkezli mavi çember, A merkezli kırmızı çember. Bunların kesim noktalarından biri B'dir diyor. Diğeri de C olsun diyor. Tamam diğeri de C olsun. Sonra ne diyor? CT doğrusu O merkezli çembere bak CT'ye çizecek olursan eğer diyor. Sen şimdi CT'ye çiz, zaten buradan çizdin. T merkezinin yarıçapı değil mi? Evet, şu da yarıçapı. Buradan bunu birleştirdiğin zaman bu CT şu mavi çembere teğet olur diyor bize. Bu çizimlerden birinde. Çünkü bir sürü çizim olur. A merkezli A A, A noktasını şurada alırsan böyle bir kırmızı çember büyüyebilir. Sonra T merkezi TB çizersen o çember daha da büyüyor. Yani bir sürü çember çizilebiliyor. Bunların bir tanesindeki durum şuymuş arkadaşlar. A ve T merkezinin yarıçapı 3. A merkezinin yarıçapı. Bak burası 3 verilmiş. T merkezinin yarıçapı da maviyle göstereyim. 3 köküç olarak verilmiş. Hocam şu A merkezinin yarıçapı 3 ya. Burası 3 köküç ya. İnsan ne yapar? Şurada A merkezinden bir yarıçap daha çizer. Bak kırmızıda çizdiğin zaman burası da 3 oldu mu oldu. Hatta 3 3 3 kökü çıktı. Yani 30 30 123 kelime çıktı. Evet. Sonra ne diyor bize? OC uzunluğu nedir diye soruluyor. OC'yi çizeceğiz. Arkadaş şuranın biz teğet olduğunu gördük mü? Biliyor muyuz? Evet. Teğet çizme tekniğini vermiş zaten burada. Ne yapacağız? Buradan merkez teğet çektik yapsak. Buranın ne olduğunu biliyoruz biz. 90 derece olduğunu biliyoruz. E hocam bu 120 dereceyi kullanmalıyız biz. Şuradaki mavinin yarıçapını bulmalıyız. Mavinin yarıçapını biz nasıl bulacağız peki hocam? diye soracak olursan eğer nasıl bulacağız biliyor musun? 120'den 120'yi kullanacağız büyük ihtimalle. Hatta 120 30 30 yaptı burası. E hocam şurada yine bir en güzel çizim yarı çap çizecek olursak bu da yarı çap bu da yarı çap. Şu merkez açıyı bulmaya çalışacağım ben. Yani 120 verilmiş ya oradan yola çıkacağım büyük ihtimalle. Buradaki açı aa şöyle yapabiliriz aslında. Buradan da bir yarı çap çizip hocam bu açılarda eşit diyebiliriz. Ama bence gerek yok. Şöyle bir şey var 120 ya. Bak çevre açıdan dolayı. Bak kırmızıdakine bak şimdi. Kırmızıdakine bak. 120 ya çevre açıdan dolayı burası 240 derece yapar. 240 ise buradaki ya 120 derece yapar. Bu merkez açıdan dolayı burası da 120 mi yapar? Evet. Bak 120 ikizkenar kenar. 30 30 120 üçgen çıktı. 3 üç kök o zaman bunlar da 3 3 yaptı. Yani A merkezden çizdiğim çember tam da buradan geçiyormuş. O'dan geçiyormuş. A öyle bir yerdeymiş. E tamam burası 3. Mavinin yarı çapı kaçtı? Şu T merkezinin 3 köküç. Hocam burası 3 köküç. Senden ne isteniyor? Hop şu isteniyor. Ne yaparsın? Şurada bir pisagor bağıntısı yaparsın. Bir kenar 3. Diğer kenar 3 köküç. Hocam şuraya x diyecek olursak eğer x'in karesi 3'ün karesi artı 3 köküçün karesi. Hocam direkt köküç katı ya. O zaman 1 1 köküç 2 katı olacaktır. Pisagor bağıntısından da çıkıyor zaten. 27 artı 9'dan 36 çıkıyor. x kare eşittir 36'dan. x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Zaten benden ne isteniyordu? OC C 3 3 kök 3 dik üçgen çıktı merkez teğet çektiler. Yani çünkü burası teğetti o zaman Pisagor'dan da x'i de 6 olarak bulduk. Evet gençler zor bir soru mu zor bir soru? Bak bu ilk böyle 10-12 yıl önceki çember soruları yani çember soruları eskiden çok zordu şimdi de yine bizi zorlayabilir o yüzden dikkatli olmak lazım lütfen bu sorulara dikkat edin bunlar önemli sorular. Sizi biraz bu test sarstı farkındayım ama yapacak bir şey yok. Eski sorular böyle arkadaşlar. Kolaydan sonra burada yapamadım. Sene sırasına göre koyduğum için bu şekilde oldu. Arada kolay sorular da vardı ama böyle sarsıcı. Ama çok güzel sorular vardı ya burada. Gerçekten çok güzel bir soru. Dediğimi de unutma. Çemberdeki T çizme Thales t yöntemine de şöyle bir bakın internette araştırın. Tales olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Tales, çemberde Thales teoremi yazın. Onu göreceksiniz. Orada da ee, t çizme tekniğini farklı bir şekilde anlatıyor. Tamam. Evet gençler böylelikle ilk testi bitirdik ve birinci testi bitirdik. O zaman gidiyoruz bir sonraki videoda. Test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.